Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cenk Gürlap, şu an Karolinska Enstitüsü'nde biyofizik alanında doktor öğrencisiyim. Daha öncesinde ODTÜ Biyoloji Lisans bölümünden mezun oldum ve devamında da İsveç'te 3 tane üniversitenin beraber düzenlediği, bunlar Karolinska Enstitüsü, Stockholm Üniversitesi ve Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde Yaşam Bilimlerindeki Moleküler Teknik adlı programda yüksek lisans derecemi aldım. Şu an doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Çalışmamın genel konusu yeni bir metot geliştirmek üzerine konumlanıyor. Hücrelerin birçok biyofiziksel parametresini yüksek verimde analiz edebileceğimiz bir bilimsel soru üzerine çalışıyorum. Amacımız da bunu hastalıkları teşhis etmede bir parametre olarak kullanabilmek. Bugün size bu kanalı açmamdaki üç temel nedenden bahsetmek istiyorum. Birinci neden şu: lisans, yüksek lisans ve doktora gibi bilimsel kariyer basamaklarını seyrederken birçok öğrenci bana sorular soruyordu. Bunlar genelde lisans ve lisans öncesi lise öğrencileri. Bu sorulardan sonra öğrencilerin bilimsel kariyer hakkında bilgilerinin bazen eksik olduğunu fark ettim. Ve çoğu zaman da endişeli ve ön yargılı olduklarını gördüm. Sürekli benzer temel sorular aldığım için bunları derinlemesine irdeleyebileceğim ve herkese kolayca ulaştırabileceğim bir platformda paylaşmak istedim. Kanal açmamdaki ikinci neden ise şu: maalesef bilimsel bir kariyer arzusu diğer kariyerlere göre ülkemizde daha az popüler. Bunun bir nedeni, bir önceki noktamda bahsettiğim gibi, bilimsel kariyer bağlamında çok fazla bilgimizin olmaması. Yani bir bilim insanı olmak için ne gibi bir eğitim almak gerekiyor? Normal kurumsal eğitim dışında kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bilim insanları nasıl bir hayatı var, gündelik olarak ne yapıyorlar, bilimsel düşünme, okuma, yazma, bilimsel dayanışma ve kolaborasyon nasıl olur gibi konularda çok fazla bilgimiz yok. O yüzden bu soruları kendi perspektifimden irdeleyebileceğim ve sizlerle paylaşabileceğim bir ortam oluşturmak istedim. Aynı zamanda kendi hayatımdan da örnekler vermek istiyorum. Umarım ki bu şekilde belki bilim üzerine bir kariyer yapmak bağlamında fikirleriniz gelişir. Kanal açmamdaki üçüncü neden ise daha bireysel bir neden. Bana gerçek mutluluk ve anlam veren hayatımdaki en değerli unsurlardan en öncesi okumak, anladığımdan zevk almak ve kavradıklarımı başkalarıyla paylaşmak. Kendi öğrenme arzum bu kanala da davet edeceğim ve söyleşi yapacağım diğer insanlar ile zenginleşecek. Farklı insanların farklı kariyer deneyimlerinin ve bu süreçte yaşadıkları zorlukların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kanalı aynı zamanda bu deneyimlerin şeffaf bir şekilde tartışılması için de bir platform işlevi görmesini istiyorum. Özetleyecek olursam, umudum başarılarımı, başarısızlıklarımı ve karşılaştığım zorlukları diğer insanların deneyimleriyle de paylaşarak sizlerin, öğrencilerin bilim dünyasında kendi yollarında ilerlemesine yardımcı olabilmek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın.